Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün neredeyiz dostlar? Eynet'ten kapıdayız. Buradan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eynet'ten kapı. Şöyle kamerayı çevireyim arkadaşlar. Burası Zol binası. İşte Belçika tarafı. Böyle ileride de bir tane spedisyonumuz var. Buraya Belçika'dan yük yüklediğimiz zaman kesinlikle buraya geliyoruz. Burada X1 ve ATR kaşelettiriyoruz. Şu görmüş olduğunuz binada, Zol binası. Bunu bir hatırlatayım dedim. Yeni gelecek arkadaşlara direkt Almanya'ya geçiş yapmasınlar. Sonrasında tekrar buraya geri dönüş yaparlar. Yapmak zorunda kalırlar daha doğrusu. Bugün yine önemli konular var. Araç antifrizleriyle, malumunuz kış geldi. Araç antifrizleriyle ilgili konuşacağız. Kış şartlarında araç bakımlarıyla, araç bakımlarından bahsedeceğiz. Böyle güzel bir dolu dolu video olur inşallah. Hemen karşıda tek bir spesyon var zaten. Görmüş oldunuz. Drodau Bell diye bir spesyon. Burada X1 ve ATR alıyorsun. Hemen karşıdaki kümrük binasında, şu görmüş olduğunuz arkamdaki binada kaşelettiriyoruz. Su benden tekrardan T2 yaptırıp Türkiye'ye devam ediyoruz. Yani Belçika ve Hollanda'da yük aldınız. Buradan ya da işte iç kümrük bazı yerlerde var mesela firmanızın size attığı. Oralardan ATR'lerinizi kaşelettirmeden ülkeden çıkış yapmayın. Yaparsanız Suben'e gidersiniz, T2'nizi yaptıramazsınız. Kaşetsiz olduğu için. Evrağımızın bitmediğini söyledi. Henüz yine bekliyoruz burada. Yani herhalde bir 15 dakika daha beklersiniz gibilerine. Burası Belçika-Almanya sınır kapısı. Belçika tarafı Eynet'ten hemen görmüş olduğunuz böyle Almanya tarafı Ahende geçiyor arkadaşlar. Durum böyle arkadaşlar, işte burada bir saat dediniz ama bir saatten de fazla oldu. Böyle beklemedeyiz. Arabamızın doğru gidelim. Hava çok soğuk. Bir kahvaltı yapalım dedim. İnan ki buz kestik yani. Kahvaltı yaptım, arabayı topladım. Çok enteresan buldum. Da anlatıyorum, yoksa anlatma gereği de duymazdım. Tam dolabı kapatıyorum. Bir tane araç yanaştı yanıma. Yaşlı bir amca. Diyor ki oradan sucuklu yumurta bir şeyler yap yiyelim. Çok enteresan. Ya sofram hazır. Kurul olsa buyur gel ye de. Dolabı kapatıyorum ya. Bir daha mı dolabı açayım sana? Allah Allah. Dedim dayı benim zamanım yok. Gidiyorum ben. Buyur yani, başka bir ihtiyacım varsa vereyim dedim. Yok dedi, öyle gitti. Şimdi evrakları alalım dostlar. Sonra yine devam edeceğiz yola çıkınca. Evet dostlar. Yaklaşık 2 saattir buradayız. Evrak işleri. Evrak prosedürü, kümrüktü, ATR'ydi. X1'di derken 2 saatlik bir vaktimiz burada geçti dostlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Almanya'ya giriş yapacağız. Şunu da bir kaldıralım abi şöyle. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar. Buradan Almanya'ya giriş yapacağız. Biraz sohbet ederiz. İnşallah güzel böyle dolu dolu bir video yapmış oluruz. Evet, burası Belçika tarafı. Hemen görmüş oldunuz. Hemen bu karşı tarafta Almanya tarafı oluyor derken, bu adam burada durursa biz mal aldık. Neyse, transit. Bazen mazot için duruyorlar burada da. Tamam, şimdi 720 kilometre yolumuz var Suben arkadaşlar. Yani bugün düşemeyeceğiz ama yarın erken saatlerde düşüp bir 9 saat pauze yapıp sonrasında gece oradan çıkabiliriz. Yani yine bir gece yolculuğumuz olacak el harikarda.
şeyden dönüş yolundayken birer gece Avusturya'da yapıyoruz. Şimdi buralarda Hollanda, Belçika, Fransa, işte Avusturya diyelim, buralardan geçiş yaparken kapı paça yok. Bildiğiniz üzere hemen görmüş olduğunuz karşıda bak bir yuvarlak tabela, Almanya'nın şey, Avrupa Birliği'nin yıldızları içerisinde hemen şu sol tarafta Deutschland yazıyor. Bu kadar. Yani ülkeden ülkeye giriş yaptığını buradan anlayabilirsin. Onun dışında anlayamazsın arkadaşlar. Burada da normalde polis zor şu bu falan olurdu ama bu servisi yok. Enteresan. İyi de oldu. Olmadığı da iyi oldu. Şimdi arkadaşlar hem sohbet edelim hem gidelim. Murat Evlet diye bir kardeşimiz yazmış. Kantar'la ilgili diyor, bir video yapar mısın? Aklıma gelmişken ondan bahsetmek istiyorum. Kapıkule'den girdiniz, tescilde aracınızı tarttınız. Arabanız atıyorum toplamında 39.500 kilo geldi. 40 ton totalimiz var ya hani. 39.500 kilo geldi. Geldiniz kapıdan da oradan hemen 100 metre ileride mazot alıyoruz. Gümrüksüz ucuz mazot. 900 litre hakkım var. 900'ü de aldın üzerine. Araba ne yaptı? 40.400. Ya da litre, yani 150 eksik şey yap. 40.350 geldi. Ne oldu abi? Kantara girdin. Ne yapacaksın bu durumda? Türk tarafında tescilde kantara girdiğin zaman arabanı tartıyorsun. Kantar fişini eline aldığın zaman fişe bakıyorsun. Aracının totali ne kadar? Atıyorum 39.100 mü geldi? Sen üzerine 800 ya da 750 litre daha alman lazım ki Bulgar tarafına kantara düşmemen için. Yoksa 50-100 euro kafanı koparır. Yani 20 euro da yırtarsın, 10 euro da yırtarsın ya da 50-100 euro da ceza da yazabilir sana. Böyle durumlarla da karşılaşabilirsin. Türkiye tarafından girdin, tescilde kantar elimize, kantar fişini aldık. O kantar fişine göre ucuz mazot alacağız. Benim arabam Frigo, 39.500 geldi. 900, 1800 litre hakkım var. Bu 1800'ü oradan alırsam ne olur abi, kantara düşerim. Almayacaksın. Yani kantar fişini alacaksın, mazotunu ona göre alacaksın. Tonajın yoksa tamamını al, sıkıntı yok. Bunu böyle belirtmiş olalım, hazır aklımızdayken arkadaşlar. Çok güzel dolu dolu bir video yapacağız bugün. Yarın çarşamba da bir ara video atacağız. Bu videoyu pazar günü atacağım arkadaşlar. Pazar günü bu videoyu izleyeceksiniz. Allah nasip ederse. Diyor ki araçta diyor kullanılacak malzemeler nelerdir kullanıyorsunuz diye. Aracında arkadaşlar, Avrupa'da aracınızda kesinlikle... Türk herhalde. Aracınızda kesinlikle olmazsa olmazlardan bir tanesi iş ayakkabısı. İş ayakkabınızın olmadığı yerde araçta şey, araç yükleme yapamazsınız. Yani aracınızı yükleyemezsiniz arkadaşlar. Bazı iş yerleri var. İş ayakkabınız yoksa aracınızı yüklemezler kesinlikle. Mesela aracını boşaltacaksın. Yukarıya seni içeriye almazlar da sıkıntı yok ama içeriye girmen için muhakkak iş ayakkabının olması zor, olmak zorunda yani. İş ayakkabısı çok önemli dostlar. Olmazsa olmazların bu olması lazım. Bazı firmalarda paret isterler. Böyle kafaya takıyorsun ya, plastik paret. İşte iş ayakkabısı, paret, reflektör, yelek çok şart. Bu birçok iş yerinde, Avrupa'da, Türkiye'de o kadar değil de Türkiye'de bile bazı firmalarda zorunlu. Ama reflektör çok önemli dostlar. Reflektör olması gerekiyor. Bazı firmalarda gözlük, plastik gözlükler oluyor böyle. Özellikle ADR'li yanıcı firmalarında isterler. Gözlük isterler, böyle plastik gözlük. Şeffaf gözlük yani. İşte reflektör ister. Takoz, bazı firmada takozun yoksa seni yüklemez. Aracın torsenin takozu olmak zorunda yani. Takoz, reflektör, yelek, İş ayakkabısı, paret, gözlük, bunlar kesinlikle aracınızda bulunduracaksınız. Yani tamam, bir şey olmaz, ben işte bugüne kadar istemediler, bir şey olmadı. Öyle bir fabrikaya gidersiniz yükleme,
bu saydıklarım sizde olmazsa aracınızı yüklemezler. Bak kalırsınız, firma da işinden olur, firmaya da yükü vermezler, başkası alır o yükü. Bunlar aracınızda olmazsa olmazlardan olacak arkadaşlar. İş ayakkabısı en birinci faktör. Reflektör, paret, gözlük. Bunlar çok önemli. Aklıma gelenler. Çıkışa geri diyor ya. Buradan çıkarttı bizi. Yapma be. Yapma be pro diyor. İnan ki bir video öncesinden bunu yanıtlamıştım. Bir kardeşimiz tekrardan yazdı bize. Bu gençlerin bazıları da korkuyor. Aman eve gidemeyeceğim mi acaba? Ondan mı korkuyorlar? Çok bilmiyorum. Hep çok sor. Bu soru çok geliyor arkadaşlar. Korkmayın, kaybolmazsınız bak. Diyor ki gençler soruyor bu soruları. Abi diyor, evde ne kadar kalabilirsin? Evde ne kadar kalabiliyorsun? Ondan sonra böyle bu soru çok geliyor. Ya evde yerine göre 3 gün kalırsın, 5 gün kalırsın, 2 günde kalırsın. 2 günde kalırsın, 5 günde kalırsın, 3 günde kalırsın. Duruma göre yani. Abi diyor, evde ne kadar kalırsın? Evde ne kadar kalırsın? Ne yapacaksınız la evde? He? Evde ne kadar kalırsın diye. Kalıyorsun yani, ayda her servis 2-3 gün 5 gün kalırsın yani. Kendin ona göre şey yapıyorsun. Zaten senin 24-45 istirahatlerin var. Türkiye'ye geldiği zaman onlarda kalırsın. Yük bekleyeceksin, kalırsın. Yani korkma, evinde hep kalırsın yani. Sıkıntı yok. Bazı gençler şimdi bu işi yeni tercih etmek isteyenler, malum Türkiye'de işte şartların durumu. Bu şartlarda, şu tırcılıklarda son 2 yıldır şartlar biraz iyileştiği için bu euronun, doların çıkmasıyla birlikte bu işe yönelmek isteyenler, gençler var. Ama evden de ayrılmak istemeyenler var. Öyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar, şunu kafanıza yazın. Hem tırcı olacağım, polis geçsin. Hem tırcı olacağım, hem her akşam evime gideceğim. Binde bir öyle iş bulursun. Öyle bir şey aklınızdan silin. Yani hem tırcı olacağım, her akşam evime gideceğim. Tırcılıkta her akşam evine gidemezsin arkadaşlar. Bunu böyle belirtelim. 10 dakika çekim yaptık. Diğer bilgilere geçelim arkadaşlar. Güzel bir mevzuya değinelim arkadaşlar. Malumunuz kış geldi. Kışın kışlık bakımları neler yapıyoruz araçlarımızda? Bunlarla ilgili birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Kışlık bakım olarak öncelikle aracımızın lastiklerini kış şartlarına uyumlu olması gerekiyor lastikleri. Lastiklerimiz iyi değilse kışlık lastiklerimizi takıyoruz. Sonrasında aracımızın antifriz bakımlarını yapıyoruz. Şimdi antifrizle ilgili bir böyle millet ağzında dolaştırıyor, o antifriz, bu antifriz falan derken, normalde 3-4 çeşit antifriz var ama arkadaşlar günümüzde kullanmış olduğumuz yeşil ve kırmızı antifriz. Neden yeşil, neden kırmızı, bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar yeşil antifriz 4 mevsim olur. Kış yaz kullanırsın bu yeşil antifrizi. Bu sıcak ülkelerde, sıcak memleketlerde kullanılır bu antifriz. Yani ne bileyim, Antalya'da kullanırsın, işte Sakarya'da kullanırsın, Bursa'da kullanırsın. Atıyorum Kars'ta, Erzurum'da, ne bileyim Diyarbakır'da, doğu tarafında bunu kullanamazsın. Neden kullanamazsın? Çok etkili değil. Etkili olan kırmızı antifriz. Yani çok etkili ve çok etkili ve normal antifrize ait etmek için renklendirmişler bunları, ya da mavi yapıyorlar bazen. En etkili antifriz kırmızı antifriz arkadaşlar. Şimdi bundan bahsedeceğim. Özellikle bazı büyük araç servislerinde tavsiye ediyorlar. Yani kesinlikle bizim aracımıza kırmızı antifriz koyacaksın diyor. Yani bunu da bir kardeşimiz bize söyledi. Bize diyor servisten çok tembih ederlerdi diyor. Bir firma yetkilisi. Kesinlikle kırmızı antifriz. Hangi araç yok? Renault aracında. İşte servislerden onlara tembih ederlerdi. Bizim aracımıza kesinlikle kırmızı antifriz koyacaksın. Kırmızı antifriz organik intrakolik derler ona. Yani kırmızı antifrize intrakolik.
Bu da soğuk ülkelerde ve soğuk memleketlerde kullanılır. Kırmızı antifriz, yani bunun derecesi daha yüksektir arkadaşlar. Atıyorum eksi 40 derecelere dayanıklıdır. İşte bu 4 mevsim dediğimiz antifriz atıyorum eksi 30'lara dayanıktır. Dayanıklı olur yani. Bu biraz daha şey. Şöyle bir şey de bahsedeyim size arkadaşlar. Buna emin olun. Eğer ki aracınız eski ise, su kanallarınız paslıysa, bak su kanallarınız, aracınızın bu radyatör su kanalları falan paslıysa, bu kırmızı antifrizi koyduğunuz zaman o paslı olan bir yerden o çürük yerleri patlatır yani. Zayıf olan yerleri patlatır. Çok keskin bir antifrizdir. Bu ultrakolik kırmızı antifrizi bahsettiğimiz. Çok keskin bir antifriz arkadaşlar. Kırmızı antifriz. Antifrizimizi kontrol ederiz. Kurutucular var. Hava kurutucularımızı kontrol ederiz. Bunları değiştiririz kışlık bakım olarak. Suyumuzu kontrol ederiz. İşte su zaten günümüzde şeye geldiği zaman bir ufak bir yedekten eksildiği zaman ekranda zaten sana bunu gösteriyor. Ama kışlık bakım olarak dediğim gibi öncelikle birinci önceliğimiz lastik olacak. Sonrasında antifriz. Antifriz de en az lastikten daha önemli aslında. Yani antifriz koymadın, arabayı dondurursun, Allah muhafaza motoru yersin yani. Bu daha önemli normalinde antifriz. Diyor ki antifriz nasıl ölçeriz antifrizimizi? Yani aracımızda mevcut antifriz var. Buna ilave yapacağız mı? Gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye bunun bir aleti var biliyorsunuz. Onu ölçmemiz lazım. Gidiyorsun bir servise, bir antifriz hort şeyi makineye atıyor içerisine. Ölçüyor diyor şu kadar. 3-5 bir şey atman gerekiyor. Yani bu işi yapıyorsan fazla değil ya, 20 TL yani 1 euro yapar. 20 TL bir tane antifriz ölçme pompası var böyle. Alır koyarsın arabana. Atıyorum bir yerde radyatörün telinir, yurt dışındasın. Radyatörün telinir, boru telinir yani. Su borusu patlar. Su eksiltir, ona su ilave edersin. Gece yatacaksın, acaba ne kadar derecesi var diye yoktu diye düşüneceğine, düşünmektense hemen o ölçüm pompanı alırsın, atarsın içerisine. O anda antifrizin kaç derece olduğunu da görürsün cevabında. Yani aracınızda bir tane antifriz ölçme pompası bulundurun. Şöyle şu kadar bir şeydir. Bunu da bu şekilde, yani sahte antifriz, gerçek antifriz bunu şoför olarak asla ayırt edemesin. Bunu ölçmeden ayırt edemesin. Yani aldın bir antifriz 5 kiloluk, örnek veriyorum. Makineni atarsın içine, ölçersin, bakarsın orada. Kaç derece, işte üstüne eksi 30 yazıyorsak gerçekten eksi 30 mudur? O makine sende olması lazım. Yani bunlar her bu işi yani yapan, profesyonel yapan her şoförde bir tane bana göre bulunması lazım abi. Çok para değil ya, 20 TL. Yani niye vereyim? Bazı insanlardır işte, dedim mesela geçen de bir tanesine lastiği patlamış da, ya yok mu makinen, Rus makinen? Yok, niye almıyor? Ya niye alayım diyor. Doğru, niye beklersin burada saatlerce? Alma tabi. Ya al da tursun arabanda da bir gün lazım olur sana ya. Para ne için var abi ya? Para. Para nedir ya? Kimse vallahi mezara getirememiş. Para bir ihtiyacını karşılamak için vardır. O sana ihtiyacı alacaksın, bu kadar, bitti abi. Ne için var para ya? Niye onu niye alayım bunu? Adam bir tornavida almıyor, niye alayım diyor. Allah Allah. Ya alma abi o zaman. Saatlerce beklersin bir farampolü değiştireceksin diye. O ayıp da senin olsun, ne diyelim. Durum böyle arkadaşlar. Onun dışında onu diyordum işte, kurutucu, hava kurutucunuzu değiştirirsiniz. Gerekiyorsa AdBlue filtresini değiştirirsiniz. İşte ne bileyim, mazot filtre, yani kışlık bakımlar, filtreler, antifrizler, efendim sana söyleyeyim, su fiskiyenizin suyunu tamamen boşaltırsınız. Mevcut üzerinde var da 2 litre
cam suyu alır üstüne koyarsınız, yola gidersiniz, çok soğuk olur, gene tonar. Mevcut suyu, su fiskesinin tamamını boşaltırsınız, onun ağzına kadar cam suyu koyarsınız. Bazılarında su katabiliyorsun. Ama soğuk ülkelerde katmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü -20, -20-25'lerde, 18'lerde, 15'lerde gidiyoruz şu memleketlerde yani. Çok soğuk oluyor buralar. Çam suyuna su ilave etmeyin. Tamamen saf kadın diye derim yani. Onun dışında arkadaşlar kışlık bakım olarak ne bileyim yani şu anlık aklıma gelenler bunlar. Daha önemli bir mevzu. Ondan da bahsedeyim. Muhakkak yani kar yağsın yağmasın kışın zincir ve kerdirme lastikleriniz muhakkak torsenizin dolabında olsun. Bizde kış yaz var yani değiştirmiyoruz ya. Değiştirse bile bizim firmadaki araçların kabinlerin, yatakların altında her aracın lastiği, zinciri mevcut. Sadece zincirle bitmiyor. Yani bakacaksınız bir gün boş zamanında aç seronu. Bak bakalım tekerine uyumlu mudur? Belki yanlış numaralı bir zincir aldın. Kış gelmeden bunları bir tene. Kışın kalırsın bir yerde takarsın olmaz. Aa bu olmadı, küçüktü büyüktü. Lastik içerisinde vardı mı? Kerdirme lastiği var mı? Bunları mesela bir 24-45 yaptığın zaman bir hafta sonu. Erinme at ser böyle komple bir tanesini tak bir dene. Gerdirme lastiklerin var mı? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Yarın öbür günü bir yerde kaldığınız zaman kafan rahat olsun. Demek ki zincir acaba olacak mı benim arabama? Acaba lastik var mı? Aa lastik yokmuş, ben neyle geldireceğim? Bunları temelsin. Bunların önlemini kış gelmeden aldığın zaman başına böyle bir şey geldiği zaman hiç sıkıntı yaşamasın. Şöyle küçük bir takoz bulundurman lazım. Çekicinin iç lastiğinin üstüne bindireceksin hiç arabayı oynatmadan lastiği takmak için. Önümüzdeki günlerde bir zincir takma videosu yapacağım arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz. Bunu da böyle belirtelim dostlar. Şimdi dostlar bir de şu araçların ne kadar antifrizle aldığına ilgili, küçük araç ve büyük aracın çekicilerin ne kadar antifriz alıyor, bunlardan bahsedelim. Küçük araçlar arkadaşlar yanılmıyorsam 3 litre antifriz alır. Büyük araçlar da şu benim kullanmış olduğum TAF 40 litre antifriz alır. Ortalaması 40 civarı, diğerlerinde öyledir zannedersem. Yani motor hacmine göre değişir. Benim kullanmış olduğum DAF 480 antifriz hacmi 40 litre antifriz alıyor. İşte 460'lar belki daha azdır. Fakat bu DAF'larda şöyle bir şey var. Antifriz seçmiyor. Yani kırmızı ya da yeşil antifriz diye bir şey yok. Antifriz ayrımı yok yani. Hepsi normal antifriz koyabilirsin. Şimdi hani dedik ya Renault'larda özellikle kırmızı antifrizden başka bir şey koymayacaksınız diye şey yapmışlardı, tembih etmişlerdi o arkadaşa. Bu taflarda bir ayrım yok yani. Herhangi kırmızısı da olur, yeşil antifriz de olur. 40 litre büyük araçlar, çekiciler antifriz alıyor arkadaşlar. Küçük araçlar benim bildiğim kadarıyla 3 litre alıyor. Antifriz kaç derece olacak? Dediğim gibi yani en az minimum 30 derece olması gerekiyor. Yani 27 derece 30 derece arası yaparlar genelde de. En az minimum -30 dereceye dayanıklı olması gerekiyor arkadaşlar antifrizin. Bunu da böyle belirtelim. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Bilgi amaçlı olmuştur. Bilmeyenler bilgi edinmiştir inşallah. Arkadaşlar bizleri buraya kadar izlediyseniz bizim kanalımıza abone olun. Bizlere destek vermek istiyorsanız beğeni yapın, yorum yapın bizlere. Abone sayımız çok yavaş gidiyor gerçekten. Neden öyle bilmiyorum yani işin açısı. Bizlere destek vermek isterseniz, buraya kadar bizleri izlediyseniz kanalımıza abone olun, beğeni yapın. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir video yapmış olduk. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Almanya'dan hepinize selam olsun. Hafta sonu pazar günü
Yani şu videoyu izleyeceğiniz gün pazar günü, önümüzdeki pazar günü Türkiye'de olmuş olacağım. Şimdilik sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.